Arkadaşlar merhaba. Bugün Aralık'ta dezenfeksiyon malzemesi çerçeveleri, bakteriyel koruma ve dezenfektan olarak kullanabileceğimiz bir karışım yapacağım. Bunları tek tek etken maddelerini tek tek satın alabilirdim ama daha pahalıya denk geleceği için tek tek satın almadım. Hazır olan bir ürünü kullanacağım şimdi. Bu ürünü 250 mililitre olarak satılıyor. Bu ürünü 1'e 3 oranında suyla karıştıracağım. Yani bir birim karışımdan 3 birim su katarak bunları karıştıracağım. Karışımın içinde kekik, mersin, ceviz, defne, lavanta, biberiye, onun haricinde biraz da karabaş ve okaliptüs yağları var. Bu yağların karışımı, bu yağların karışımına ben su ile ilave edeceğim. Bu suyu da spreye boşaltacağım ve arılığa geldiğim zaman çerçeve kontrollerine bakarken kontrol ederken bu karışımdan çerçevelerin üstüne sıkacağım. Karışımın rengi bu şekilde. Karışımı yavaş yavaş döküyorum. Daha sonra suyu ilave edeceğim. Suyu ilave etmek için de herhangi bir ölçü aleti kullanmıyorum. Yarımlık petin pet şişeyi kullanıyorum. 250 milim oydu. Buradan 500 milim ilave ettim. Sonra bunun yarısı kadar da ilave edeceğim. Evet, yarım şişe daha ilave ediyorum. Evet, arı kuşları da tepemizde. Arı kuşlarının yuvaları bize çok yakın. Deniz kenarında arı kuşlarının yuvaları Tigem arazisinde. Biz de oraya yakınız. Karışımın görüntüsü bu. Karışımı biraz sallıyorum. Karışımı fıspıs şişesine döküyorum. Karışımı gölgede muhafaza edeceğim. Evet. Etkilenmesin diye. Sonra kapağını kapatıyorum. Evet, oldu. Bu benim işimi bayağı görür. Bununla birlikte artık hem çerçeveleri hem kovanın iç duvarlarını gördüğüm çerçevelerin üstüne rahatlıkla sıkabilirim. Bunun içine şurup da katabilirsiniz, çok az. Şu donmayan, ekşimeyen şuruplardan. Ama ben katmıyorum. Başka ne katabiliriz? Bunun içine limon sıkıp katabiliriz. Veya turunçgillerin, greyfurt olur, portakal olur, onların kabuklarının suyunu sıkarak içine katabiliriz. Onun haricinde yine o yaptığımız karışımı 1'e 3 oranında, yani bir karışım 3 su katacak şekilde karıştırırsak iyi olur. Bu yaptığımız karışımdaki karışımın oranı böylece %25'i aşmamış oluyor. Yani karışım oranını %20, %25 civarı tutarsak ideal bir karışım yapmış oluruz. Bunu kullanacağız.
dezenfektanla, yeni yaptığımız dezenfektanla güzel bir kokusu var. 3 kere fısfıslamamız yeterli. Bir elimde kamerayı tuttuğum için biraz zor oluyor. Burada şöyle yapayım daha iyi. Marulların üstüne aynı zamanda sağ tarafa doğru yanaştırıyorum. Da artık yavru olanıydı. Yumurtalı olan, en dıştaki yumurtalı olan. Bu da yine kısmını yapayım. Evet.